Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Peki Galatasaray'a dair gelişmeler bugün gazetelerde nasıl görülmüş, nasıl yer almış? Gelin ona bakalım. İlk durağımız Fanatik gazetesi olsun. Fanatik gazetesi Bayrak Adam Abdülkerim başlığına atmış. Galatasaray'a dair tam sayfa haberine Sarı Kırmızılılar bu sezon şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un en çok süre verdiği isim 12 karşılaşmada forma giyen ve 1070 dakika sahada kalan Aslan'ın amili stoperi Abdülkerim Bardakçı oldu deniliyor. Haberde Abdülkerim Bardakçı amili takımımızın da en başarılı stoperleri arasında yer alıyor diyor Fanatik Gazetesi. Sarı Kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Sara hedefleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı deniliyor. Cimbom'da gösterdiği performansla geçer not alan Sara hayalinin Brezilya milli takımına çağrılmak olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız açıklamasında kariyerimin her aşamasında olduğu gibi benim için de bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek güzel. Milli takıma çağrılmak bir sonraki hedefim ve bunun doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum diyor Gabriel Sara. Ve Ocak için müthiş plan başlığının altında da kadrosunda dünyaca ünlü birçok yıldızı barındıran Galatasaray ligin yanı sıra Avrupa'daki yürüyüşünü de güçlü bir şekilde sürdürmek istiyor. Aslında hedef Ocak ayında hem Viktor Osime'nin bonservisini almak hem de Roma'dan Dybala'yı kapmak ifadesi yer almış. Haberin içine göz gezdirelim hızlıca Galatasaray yönetimi Ocak ayında müthiş bir operasyon imza atmaya hazırlanıyor... İdareciler transfer döneminin son günlerinde İtalyan devi Napoli'den kiralık olarak takıma kazandırılan Victor Osimenle ilgili spekülasyonlara Ocak ayında son vermek istiyor. Cimbom'un hedefi Nijeryalı yıldızı devre arasında bon servisiyle kadrosuna katmak. İtalyan basını da Aslan'ın bu gizli hedefini doğrularken mali kaynak arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim sponsor bulma formülünü, formülüyle bu transferi bitirmek için bütün şartları zorla, zorlayacak deniliyor. Ve aynı zamanda Cimbom'un Ocak ayı için bir diğer büyük planı olduğu belirtiliyor haberde. O planın adının da Dibala olduğu ifade edilmiş. İtalya Serie A Kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvet arkası için Galatasaray yöneticilerinin temaslara, görüşmelere başladığı belirtiliyor haberde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Real Madrid Sanchez'in peşinde. İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'ın savunma duvarı Sanchez'i kadrosuna katmak için devreye giriyor. Ocak ayı transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan Los Blancos, Kolombiyalı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. İspanyol medyasından gelen son haberler, Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmek için Ocak ayında büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Kulüp yetkilileri Galatasaray'ın bu sezonki savunma yükünü çeken Sanchez'i transfer listelerinin en başına yazmış durumda. 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sezona harika bir başlangıç yaparak hem Süper Lig'de hem de Avrupa Arenası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bu kilit ismin takımda kalması için kararlı. Real Madrid'in teklifine Galatasaray cephesinin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken Sanchez gibi kritik bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı savunmacının satılmasına kesinlikle karşı çıkarken, yönetim de oyuncunun takımda kalması için elinden geleni yapıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Sanchez için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu teklif Galatasaray yönetiminin kafasını karıştırabilir. Çünkü bu miktar sarı kırmızılı ekibin finansal durumunu güçlendirebilecek ciddi bir rakam. Ancak Okan Buruk'un kararlı duruşu ve taraftarın da Sanchez'e olan büyük desteği yönetimi bu teklifi geri çevirmeye yönlendirebilir. Galatasaray'da maaş operasyonu. Galatasaray yerli oyuncuların maaşını düzeltmek için harekete geçti. Yıllık yaklaşık 15 milyon lira kazanan Barış Alperi, 60 milyon liraya çekmeyi düşünen yönetim, Yunus Akgüne de zam yapacak. 15 milyon lira alan genç oyuncunun maaşı da arkadaşlarıyla dengeli olarak yükselecek. Sarı kırmızılılar ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor. 8 milyon lira kazanan oyuncunun maaşını en az 3 katına çıkarması bekleniyor. Victor Osimhen'den Galatasaray hamlesi. Transfer döneminde Galatasaraya gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor. Nijeryalı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma imza atmasının ardından hem taraftar hem de takım arkadaşları tarafından hemen kabullenilmesiyle birlikte rahat bir nefes almıştı. Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu. Galatasaray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresiyle paylaştı. Napoli'nin Chelsea ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve devre arasında Osimhen için Premier Lig'e e yol alacağı iddiaları da bulunuyor. Serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu adımın gerçekleşeceği konuşulsa da Nijeryalı sezonu Aslan'da tamamlamaktan yana. Düzenli oynayarak performansını daha da arttırmak isteyen oyuncu sezon sonunda karar vermek istiyor. Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen kararı. Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı konusuna Okan Buruk noktayı koydu. Tecrübeli teknik adam Mauro Icardi ile süper yıldız Victor Osimhen'i Antalya deplasmanında birlikte sahaya sürmeyi planlıyor. Buruk, formu eleştirilse de çok güvendiği Icardi'den yine vazgeçmeyecek. Okan Buruk aralarında özel bir iletişim olan Arjantinli yıldızın hücum bölgesindeki futbol zekasıyla Nijeryalı golcünün atletizmine güveniyor. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 58 gol ve 22 asist üreten Icardi, kazanılan iki şampiyonlukta da başrolü kimseye bırakmamıştı. Galatasaray'ın yıldızı aday yolcusu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Transfermarkt verilerine göre milli oyuncunun Galatasaray'dan İngiliz ekibine transfer olma ihtimali %26 olarak belirtildi. Barış Alper Yılmaz yeni sezonda Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve 4 gol bir asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Icardi iddialarına cevap Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı eşi Van Danara ile barışması, River Plate'e transfer olacağı iddialarını beraberinde getirdi. Arjantin basını, Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Icardi'nin River Plate ile anlaşarak ülkesine geri dönebileceğini ileri sürdü. Konuyla ilgili konuşan Sportif AŞ Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu net ifadeler kullandı. Hatipoğlu, Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantin'deydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil dedi. Galatasaray'da iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi'nin yeni hedeflere ulaşma yolunda çok önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Sarı Kırmızılı idareci, herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor.'' Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'da milli ara mental ve fiziksel yönden takımın toparlanması için bir fırsat olarak görülüyor. Avrupa'da ve ligde yoğun bir fikstürden çıkan sarı kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibine göre milli ara ilaç gibi gelecek. Bir yandan sakatlığı bulunan isimlerin toparlayacağı diğer taraftan da mental olarak bu aranın bazı isimlere iyi geleceği ifade edildi.